Tabii ki gündeme geçmeden önce ülkemizin diplomatik alanda yaşamış olduğu bir sıkıntıya değinmeden geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Avrupa'da, Türkiye'de hükümet mensuplarına ve bakanlarımıza karşı son günlerde takınılan olumsuz tavır. Tabii ki hem müttefiklik bağlamında, bütün öyle NATO'yla güvenlik açısından müttefikiz. Avrupa Birliği'ne de tam üyelik sürecini yürüdüğü bir ülke. Yani iki defa hem NATO'da hem de Avrupa Birliği içerisinde müttefik olduğumuz ülkeler. Almanya ve özellikle sonunda da Hollanda hakikaten devletimize karşı, bakanlarımıza karşı devlet ciddiyetine yakışmayan, insan, hak, hukuk ve demokrasi diye kavramların bütünlüğü içerisinde tarifi olmayan davranışlarda bulunmuşlardır. İşte bir bakanımızın ki Dışişleri Bakanı uçağının inişine müsaade etmemişlerdir. Bir hanım bakanımızı kendi toprağımız olan konsolosluğa 30 metre kala durdurmuşlar, engellemişler. Ve bu arada Hollanda'da yaşayan çoğu Hollanda vatandaşı, Türk kökenli, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşı insanlarımızı da bu süre içerisinde darp ederek engellemeye çalışmışlardır ki televizyonlara yansıyan görüntülere baktığımızda köpeklerle insanların bacağına ısırdığını çeken kameralar ki köpek işini gayet böyle rahat bir şekilde icra ediyor ve polisler buna seyirci kalıyor ve bir hanım bakana karşı takılınan tavır hele de yani hepsinden daha ayıp, incitici. Tabii ki bunu ülke olarak gerekli refleksi gösterdiğimizi düşünüyorum. Hem hükümet bazında hem de Türkiye'de muhalefet liderleri Türkiye'nin böylesine önemli bir problemini siyaset konusu olmaktan çıkarıp milli bir platforma taşımışlar ve tavır koymuşlardır. Kaldı ki Hollanda 400 yılı aşkın süredir diplomatik ilişkimizin olduğu bir ülke. İçerisinde tabii ki marjinal siyasetçiler vardır ama devletler arası ilişkilerde elbette akıl ve diplomasi dili hakim olmalıdır. Bunu Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Türkiye'de siyasi partilerimizin liderlerinin ve bütün kadrolarının başta hükümetimiz olmak üzere net duruşunu Adana halkı adına buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hollanda nezaket sınırlarını aşmıştır. Hollanda diplomatik dili terk etmiştir. Hollanda insan, hak, hukuk gibi demokrasi gibi, hukukun egemenliği gibi kavramların dışına çıkarak Türkiye'ye karşı kindar ve arka planına da baktığınızda nefret yansımaları olan bir siyasi dil kullanmıştır. Ben bunu hem şahsım adına hem de Adanalı hemşehrilerim adına şiddetle kınıyorum. Tabii ki ülkemizin, milletimizin, devletimizin ve bu manada temsilciler, hükümet temsilcisi, hükümetimizin, bakanlarının yanında olduğumuzu burada müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Biz milli birliği böyle meselelerde birlik ve beraberlik içerisinde bir üslupla tesis edileceğine de yürekten inanıyoruz.